bugün neredeyim? Bugün Moskova'dayım. Yani Rusya'nın başkenti Moskova'dayım. Ama Moskova'ya geldim diye size değişik şeylerden, ne bileyim, Karl Marx'tan, Bolşevik Velisi'nden ya da Lenin'in mezarından, Muhteşem Gam alışveriş merkezinden ya da Kızıl Meydan'dan bahsetmeyeceğim. Gerçi Kızıl Meydan güzel, hani oraya bir uçak falan demişti. Neyse, ondan da bahsetmeyeceğim. Bugün size bahsedeceğim şey Kozmonot Müzesi. Evet, burası Rusya'nın uzay programına adanmış bir müze. Girişinde şöyle devasa bir heykel var ve bir sürü kozmonotu var Rusya'nın, biliyorsunuz. Bu kozmonotlar yüzden fazla, onlarca belki de yüzlerce uzay görevi yaptılar. Ve işte bu müze, bu kozmonotlara adanmış bir müze. Burada neler var? Mesela 1970'ten kalma bir kozmonot kıyafeti. Gördüğünüz gibi kozmonotlar böyle arkadan giriyormuş o zaman kıyafetlere. Bugün işte SpaceX'te kullanılanlar gibi değil. Ya da burada Mir uzay istasyonunun birebir aynısı var. Hani çok büyük bir şey değilmiş hakikaten. Ben daha büyük bekliyordum. Bu da içi böyle ufacık bir kompleks halinde. Mir uzay istasyonu bu şekildeymiş. Burada bir tane Soyuz uzay aracı var. Daha doğrusu uzaydan gelmek için bunu kullanmışlar. 1980 yılında atmosfere girmiş ve orijinal olarak bu şekilde bunun içindeki kozmonotlar sağ salim olarak dünyaya dönmüşler. Dışındaki yıpranmayı görebiliyoruz. Bu arkadaşın aynısını 1970 yılında Ay'a göndermişler. 348 gün ayda kalmış. 2000 tane fotoğraf yollamış. Yani bayağı bir görev yapmış. Ay'da onun anısına da ikizini, yani birebir aynısını burada sergiliyorlar. Ve ilginç bir şey, Collins'in, yani Neil Armstrong ve Aldrin'le beraber Ay'a giden 3 astronottan bir tanesi. Bu Ay modülüyle beraber Ay'a inmemişti, yörüngede kalmıştı. Ancak onun kıyafeti, orijinal kıyafeti burada. Bu da çok ilginç geldi bana, çünkü bunu Amerika Birleşik Devletleri kendisi vermiş. Bir uzay yarışına rağmen orijinal kıyafeti burada. Bu da ilginç bir şey. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyadaki şu anki yeri. Yani ben bu çekimi yaparken Avustralya üzerindeymiş. İşte yaklaşık 380 kilometre dünya yüzeyinden uzakta. Onu da burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Sağ tarafında bütün şeyler yazıyor. Nerede olduğu, yörüngesini de aynı zamanda burada görebiliyoruz. Şimdi bir de bu var. Bu da çok ilginç. Bu da bir Soyuz aracının içi. İnanın klostrofobik. Böyle küvet gibi ufacık şeylere oturmuş 3 tane astronot düşünün. Ve altınızda roketle sizi uzaya fırlatıyorlar. Hani şöyle dışarıdan da sizin için biraz daha böyle geniş açıyla çekmeye çalıştım. Hakikaten ufacık bir yer içindeler. Yuri Gagarin. 12 Nisan 1961 dünya yörüngesindeki ilk insan. O orijinal kıyafeti, kıyafetini nasıl giydiğinin de teker teker resmini çekmişler. Orijinal kıyafet ve Rusların gururu. Onun için tabii ki bir heykel yapmışlar. Bir sürü madalyası var, nişanları var. Hepsini burada sergiliyorlar. Arkasında da onunla ilgili bir görsel, bir anıt yapmışlar. Ve burada Belka ve Sterelka, 1960'ta uzaya çıkan ilk canlılar dünya üzerinden. 17 kez dünyanın çevresine dönmüşler ve geri dönmeye başarmışlar. Aslında 4 ayaklı 2 tane kozmonot burada ve arkada da onların onları uzaya çıkartan şeyi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu cihazla uzaya çıkmışlar. Ve burada aslında güzel bir simülasyon yapmışlar. Bazı uzay araçlarının, bu Rusya yazdığı için tam anlayamadım, yörüngelerini, dünyaya nasıl indiklerini, ne kadar uzattıklarını gösteriyor. Bu da ilginç, güzel bir detay olmuş. Tam böyle müzenin ortasına attı. İki müzede bir sürü çok şey var ama hepsini çekemedim. Sizin için birkaç tanesini çekmeye çalıştım. Buraya kadar dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.